Evet. Sen bulmaz mı? Bulmaz mı? Koy idarat ne terdi? Sen kafik mafik, tırıya sen kafik mafik. Tırıya sen kafik mafik ile en ate en rasan uçan. Kasana en çan iki uçan. Dede yo mirun mu das mı kano? Lan? Ola o kız çini, o kız çini ve akır bir, akır bazı şey mi, akır kutum belediye belediye mi, o akır ardan mı, o kız çini bide. Ola o kız tek çini. Onu da ne diyor? Sonra ha kamen maaşlı ki aşmını aş, ya ki maaş bu saat onu donlanı. Ya ki aşmını, da aşmını belediye maaşlı ne kardı? Ya ki ha kamen maaşlı ki. Azar da zara çıkmıyor. Ya ne diyor? Makyajla da cinnin düşmanı taktın orunu, çene tınavını. Ay ya, daha gün makyajla da nereye? Fakat oynarını, tıp ne kadar hıyarın ne yapın? Valla hıyar mı? Mürüm de ya ki hıyar, etiyorsan eti hıyar onu o zaman. Yeni sınır mı? Sana devre onu, bana gidiyor. Bize davucmanı. Fiyatmaz buraya. Fiyat bir fakirsek, ca çini mecbur hat ya. Geçen sene bir radyoda sıkık yazdık. Hanım hasta oldu. Ben Alazağ'a götürdüm. Müdür dedi ki sen işe gelmemizi çıkardılar. Bir de ben sağ ayaktan biraz engelliyim. Evet. Sürekli böyle gezemiyorum. Evet. Yani şimdi bizim yaptığımız iş sabahtan akşama kadar ayakta çalışıyoruz. Evet. Onun için dedim böyle ben müdüre de söyledim dedim böyle bir bahçıvan veya böyle bir o fazla ayakta durmamak lazım. Evet. Evde bir iş de yok. Dedim mecbur bu iş. Bu işe girdim. Bu işte hanıma da ambulans çarptı. İki senedir bir kimse gelip bunun bakımını yapmıyor. Evet. Biz kendi sizin yardımlarınızla ben çalıştım, işe kabul edilir. Maaş verilmiyor. Ha, üç ayda bir böyle gidiyorum bir 200 lira veriyor. O da dilekçe verirse. Evet. 200 lira. Başka bir gelin yok. Evet. Şu an buradayım. Kendi yaptığım kenarında. Evet, bir ara ben kendim valiye gittim, vali yardımcısı. Vali yardımcısı dedi ki, dedi, tapu getir. Tapu getir, ben size ev yapayım. Dedim benim tapım varsa ben sizi razı etmem. Ben bilgiler aldım kendim yapmam. İlham tutur dedi tapu bu. Dedim burada yapın dedi burada olmaz. Bir tapu gel. Buranın tapusu yok ama benim üzerim. Tabi devlet de buna diyor ki yok diyor İlham diyor burana tapusu çak. Tapusu da için para geri gidiyor ona. Yani, eğer ben, benim üzerime hani tapu olması için masraf yine para gidiyor. Para istiyor. Kışında burada soğuk yine şey alıyorum. Kömür yardımını yapalım. Burada kendi imkanlarımla iş buraya girersen bu park bahçelere 3-4 ay çalışıyor. Burada bu parayla odun hanım yiyeceği elbisesi bu kendi bir yemek dahi hazırlar. Öyle bir var. Bakmam uzak. Benim de o imkanım yok. Evet. Ha şimdi evet. Yok geçen gün bir tanesi ben yine burada bir tane halı yıkıyordum. Hanım yıkayamıyor. Benim kendimi döndü baktım geldi. O da benim karımı tanıyordu. Bilmiyorum nereye tanıyordu. Bir de tanıyordum. Ne dedi? Benim daha çarşıya gitmiş. Araba bindiler gittiler. Tam bu köşede hanım geldi. Gördü konuştu. Ha merhamet Ali. Merhamet Ali derneği bize yardım etti biraz. Erzak getirdi. Sen ne imkan varsa bize verdi dedi. Elini. Dedi sağ ol. Altı yaşındaydı. Kalaza geçme yolunda bıraktık. İstanbul'a gittik. Yok, bıraktık gittik.
kaçtık, bıraktım. Yetim olarak büyüdünüz siz, he? He, yetim olarak. Yani yani öyle bir aile içinde büyümüş değilim. Babam öldüğü zaman ben 6 yaşındaydım. 6 yaşındaydım. O sırada biraz amcam bir almış. Bir sene bakmışlar. Ondan sonra yatır okuladım. Çivi yatır okuyup. Bingöl yetişme yurdu. Elazığ yetişme yurdu. Bu Bingöl yetişme yurdu ilk açıldı 1975 senesinde. Biz o zaman 5 kişiydik, 5 öğrenciydik. Ben de iddiaydım. 76'da kapandı, Muş'a gönderdiler. Muş biraz ileride, o kapandı. Tekrar Alazığa gönderdiler. Tekrar Bingöl'e, tekrar Alazığa gitti. Orada bıraktık, gitti. Ben valiye gittim, anlattım. Dün geçme yoluna çıkmışım. Vali dedi, Ankara'ya kağıt göndermiş, gelince yok öyle kaydettim. Oradaki yetkiler söyledim, böyle böyle dedim, ben böyle bu tarihte kaldım, müdürlerin ismini söyledim. Dedi, senin dosyan yanmıştır. Bundan 30 sene evvel. Geçme evinden normalde hatırlamıyorum. Merak. İki kadar kaldım. Karakoç'un yıkıldım. Elazığ'da bir iki sene kaldım. Bir iki sene de burada. He. Diyor yanmış diyor 25 yıl geçende. 25 yıl geçerse dosyalar İma oluyor. Bir ara deprem oldu, yangın oldu diye öyle o şeyler gitmiş. Vali annesi diyor ki bir arsa bulun, biz size ev yapalım. Ben diyorum, benim arsam olsa ben sizi gelip rahatsız etmem. Size derneğe giderim, orada preket alalım, çimen alalım, yine bir oraya yapalım. Burada bir durum diyor ama diyor, bizim imkanım, biz bir arayız diyor. İlan diyor, tapu diyor getir. Ya bu yatı diyor biz ev yapalım. Evet. Benim o imkanım yok. O imkanım olsa dedim ben zaten hiç size dedim değil. Ben kendim burayı da ben kendim yaptım. Kendim imkanım. Türkiye toplarım, çimen toplarım. Hepsi kendim imkanım. Evet. Evet.